Bu dersimizde BPF'te tab kontrolleri inceleyeceğiz. Tab kontrol bize çalışma ekranımızda farklı farklı birden fazla sekme oluşturarak rahat bir çalışma ortamı, program tasarımı sunar diyebiliriz. Bunun için en temel tab kontrol uygulamamızı geliştirip daha sonra biraz daha komplike bir uygulama geliştirerek detaylarına ineceğiz. Gördüğünüz gibi ekranda ben daha önceden hazırladım bu tab kontrolün ilk uygulamasını. Bir tab kontrol açıyoruz. Diğer XML altyapılı XAML kontrol uygulamalarımızda olduğu gibi. Bununla da aynı şekilde tab kontrol ile başlayıp daha sonra kapatma taglarıyla bitirerek tab kontrol kontrolümüzü açıyoruz. İçerisine item olarak tab item alır tab kontroller. Bu tab item'ın bir sınırı yok. İstediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Ve bu şekilde temel bir yapıya sahiptir tab item. Bunun kendine has bazı property'leri, özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi başlık anlamına gelen header kısmıdır. Buna ben tab 1 adını verdim. İçerisinde de içerik olarak visible şeklinde bir content oluşturdum. Bir altındaki de gördüğünüz gibi yan tarafındaki tab 2 olan tab item. Onun da içeriğini online training şeklinde verdim. Ve bunun çalışır hali yukarıda gördüğünüz gibi tam ekranı kaplıyor. Çünkü hiçbir ek ayar yapılmamış hali bu. Şimdi en temel kullanımı buydu. Bunu kaldırıyorum. Diğer oluşturduğum kod bloğunu kopyaladım ve yapıştırdım. Gördüğünüz gibi bunda biraz daha düzenli ve 3 sekme var. Yazılım içerisinde content olarak Digibill Labs yazılı. Tasarım içerisinde de Digibill.com yazılı. Güvenlik içerisinde de benim adım yazılı. Burada kod tarafına geldiğimizde gene tab kontrol sekmelerini görüyoruz. Ve içerisinde şu şekilde ayırmak gerekirse daha kolay anlaşılacaktır bu. 3 adet tab item'ımız var. Tab item'ların her biri aynı. Sadece içerikleri değişik. Tab item oluşturuluyor. Ve açılış ve kapanış tagları var. İçerisinde de header olarak yazılım var bir tanesinde. Bunun başlığı gördüğünüz gibi buradaki yazılım. Ve ben bunun içerisinde özel bir tasarım yapabilmek için bir grid oluşturuyorum. Bu grid bize çalışma alanı sağlıyor. Bu tab item içerisinde, sadece bunun içerisinde, yani yazılım yazan kısımda ve ben bunun içerisinde bir label ekleyerek gördüğünüz gibi içeriğine bir Digibill Labs şeklinde bir metin girdim. Bu da bizim buradaki görüntümüz, content'imiz oluyor. Bir diğeri tasarım. Bu da aynı şekilde içerisinde Digibill.com yazıyor sadece label içerisinde. Diğeri de güvenlik, header'da gördüğünüz gibi. Bunun da içerisinde Cihan Özhan yazıyor. Burada da bu string değeri görebiliyoruz. Bunun boyutlandırmasındaki farkı da buradan kaynaklanıyor. Ben buna 200 yüksekliğinde, 400 genişliğinde bir boyutlandırma verdim. O nedenle ekranda da bu şekilde göründü. Bunun içerisinde ister resim, ister grafik, video ve benzeri her şeyi kullanabilirsiniz. Bu tamamen tasarımda ne istediğinize bağlı. İsterseniz çeşitli formlar da geliştirebilirsiniz. Textbox, combobox vesaire. Bu label'ı nasıl kullandıysam siz de burada istediğiniz şekilde tasarım geliştirebilirsiniz. Bunu grid içerisinde yapmanız gerekiyor tabii ki. Daha düzenli ve doğru bir tasarım olması açısından. Ancak ana yapısı tab kontrolün budur.